Merhaba sevgili gencolar. Şimdi doğrusal denklemlerin ilk dersini işleyeceğiz. Tabii biz ilk ders deyince inşallah doğrusal olmayan denklem yoktur demiş Genco. Merak etme yok ama ikinci derste de eğim var. O da çok önemli bir konu. Şimdi bu konuyu bir görelim. Genco'nun çözmesi gereken 50 soru vardır. Eyvallah. Genco'nun çözdüğü soru sayısı ve gün sayısı arasındaki ilişkiyi diyor ki tablo grafik denklem yöntemiyle gösterin diyor. Gösterelim. En önemlisi tablo ve grafikte bunu anlamak. Bakın arkadaşlar. 50 tane soru var çözmesi gereken ve birinci gün çözülen sayısı, soru sayısı 10. Birinci gün bu adam yani genç çocuğumuz 10 soru çözdüyse elinde ne kadar soru kaldı artık? 40. Birinci günün sonunda 40 soru kalmalı. Dolayısıyla grafik birinci günün sonunda soru sayısı 50'den tak 40'a düştü. Peki ikinci gün ne kadar çözdü? 25 çözdü. Bak 40'tan 25'i düşeceksin. Ne kalır? 15. 15 nereye denk gelir? Tahmini şuraya bak. İkinci gün buraya gelmeli. Şu 10 ile 20'nin tam arasındaki noktayı işaretledim. 15. Zaten 3. günde 15'i çözdü ve bitti. O zaman ne olacak? Böyle. Yani şöyle 3 parça kırıklı bir grafik oluşacak. 50 sorudan hop 0 soruya indi. Gördün mü? 3. günün sonunda. Bu gibi denklemler yapacağız. Pardon, grafikler yapacağız. Denklemi nasıl olacak tabii? 1. gün için 50 eksi 10 yani 40. İşte 2. gün 40 eksi 25 yani 15 falan bildiğiniz çıkarma işlemleri. Önemli olan buydu işte. Bu kırılmaları ve grafikleri çizmek. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Birinci gün 10 ya tutup 10'a gelmeye çalışıyor. Hayır, çözülen 10. Burada kalan soruları yazıyoruz. 50'den 10 düş 40 kaldı. Sonra 40'tan 25 düş 15 kaldı falan fistan. Fırlatıyorum ve arkadaki örnekten devam. Bir sürücü kursuna kayıt olan Burak 500 TL sabit ücret ve her ay 100 TL ödemek üzere anlaşmış. Demiş ki ben bir kere 500 lira vereceğim. Sonra her ay 100 lira 100 lira ödeme yapacağım. Tamam mı? Kursta demiş ki tamam gel sana araba sürmeyi öğreteceğiz. Burak'ın ödeyeceği ücretler geçen zaman arasındaki ilişkiyi tablo ve grafikte gösterin diyor. Gösterelim. Bak. Burak ne kadar ödeme yapacak? 1. İlk başta ilk gün 500 TL verdi. Daha kayıt olur olmaz. Dolayısıyla grafiğini direkt 500'den başlatacaksın. Buradan başlayacak. Sonra birinci ay geçtikten sonra 100 lira ödeme yaptı değil mi? Bak şu birinci ay şöyle doğrultusu böyle düz olsun. Birinci ay 100 lira ödeme yaptığında toplam ödediği para 600 liraya çıkacak artık. Dolayısıyla birinci ayın sonunda grafik buraya gelmeli. Pardon şu 600'e denk geldi mi? Gelmedi. 600 burada olsun. Birinci ayın sonunda 500'den tak 600'e çıktı. İkinci ay 100 lira daha ödeyecek. Dolayısıyla bu ikinci aya denk gelmesi lazım. Evet denk getirdim. O zaman 100 lira daha ödedi. 700 lira. Aynı şekilde üçüncü ay tık 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 grafik böyle devam eder. 800 lira. Bu şekilde doğrusal düz bir çizgi. Bu dümdüz bir çizgi arkadaşlar. Bakmayın ben yamuk çizdim ama siz idare edin. Düz bir çizgi. Burada önemli olan şuydu. İlk başta 500 lira verdi ya. Evet hocam. O yüzden 500'den başlatacaksın. Sıfırdan değil. Tamam peki. Denklemine de şöyle diyeceksin işte. 500 artı 100. Sonra 600 oluyor. 600 artı 100. Her ay böyle tık tık artıyor. Yani x artı 100 şeklinde ilerler. Heh. Gelelim değişik bir grafiğe. Bunda bazı arkadaşlarımızın kafası karışıyor. Şöyle. Genco ve Şenol Hoca arasındaki yaş farkı 13'tür. Güzel. En önemli bilgi ne biliyor musun Genco? Nedir hocam? Yaş farkı asla değişmez. Süper. Bak senle baban arasındaki yaş farkı asla değişmez. Senle kardeşin arasında 3 yaş fark mı var? 30 yıl sonra da aranızdaki yaş farkı 3 olacak. Genco'nun yaşına göre Şenol Hoca ile arasındaki yaş farkını gösteren tabloyu, grafiği ve denklemi oluşturalım diyor. Arkadaşlar, Genco'nun yaşı sıfırken yaş farkı 13'tü. Şenol Hoca 13 yaş daha büyük diyelim. Genco'nun yaşı 1 olunca Şenol Hoca'nın da yaşı artıyor. Fark hala 13. Fark değişmez. Daima 13 olur. İlişki nasıl? Biri 13 yaşında, biri 0 yaşındaydı. Fark 13'tü. Sonra bir yıl sonra biri 14 yaşında, biri 1 yaşında oldu. Fark hala 13. Dikkat et. Yaş farkı sabit mi? 13, 13, 13. Her sene 13 mü? Evet. Şimdi Genco'nun yaşı artarken yaş farkının sabit kalması lazım. Bu grafik şöyle çizilir. Burası diyelim yaş farkı başta 13'tü ya. Genco 1 yaşına geldi, yaş farkı hala 13. Genco 2 yaşına geldi, yaş farkı hala 13. Genco 3 yaşına geldi, yaş farkı hala 13. Aferin, anladın sen olayı. Dümdüz bir çizgi olacak bu. Genco'nun yaşı artsa da yaş farkı değişmeyecek. Böyle stabil, dümdüz ilerleme. Bunu da görmüş olduk. Sabit fonksiyonlar bu şekilde ilerler arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen denklemin grafiğini çizelim. Y eşittir 2x. Çok basit ya. Grafiği nasıl çizeceğiz biliyor musun hocam? Biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Bir de ben hocam diyecektim. Genco diyecekken. Sebebi ne? Çok hızlı konuşuyorum. Bir de su içmeliyim, değil mi? Peki.
Bir yudum suyumu aldım ve devam ediyorum. Bakın, y eşittir 2x'i şöyle biraz daha büyük yazayım. Bunun grafiğini çiz dediği zaman ne yapacağım biliyor musun arkadaşım? X'e değerler verip buna bağlı y değerlerini bulacaksın. Bu noktaları birleştireceksin. Bitti. Bak, x 0 olduğunda, x yerine 0 yazdığında y ne olur? Y eşittir 2 çarpı 0'dan y de 0 olur. Yani y eşittir 2x o da 0 olur. Yani x 0 olduğunda y de 0 oluyor. 0'a 0 noktasından geçer. Orijin. Buldum. X 1 olduğunda x yerine 1 yaz. Y ne olur? 2 çarpı 1'den 2 olur. Bak x 1 olduğunda y 2 oldu. Dolayısıyla x'in 1 olduğu, y'nin 2 olduğu noktayı bul. Şu hani 1'e 2 noktası buldum. Bir de buradan geçecek. İşte 2 noktayı bulman yeterli. Bitti. 2 nokta bulduğun an aralarında dümdüz bir çizgiyi şöyle devam ettir. İşte grafik budur arkadaşım. Peki hocam bunu niye verdi? Üçüncü bir noktayı da bulabilirsin. Bak x eksi 1 iken y eksi 2 olur. 2 ile eksi 1 çarptım eksi 2. Eksi 1'e eksi 2'den de geçer. Hakikaten bak burası eksi 1 iken burası eksi 2 olur. Bu noktadan da geçer. Ekstra üçüncü bir nokta. Eksi 1'e eksi 2 noktasından da geçer. Hiç fark etmez. Bu üçünden iki tanesi olsa yeter. Çünkü noktaları bulduktan sonra birleştirdiğim zaman sadece arasını birleştirmiyorum. Devamını, öncesini ve sonrasını da çizdiğim için olay bitmiş oluyor. Y eşittir 2x. Anında grafik bu. Güzel. Ne diyor? X eşittir 0 için y de 0 oluyorsa bu doğru orijinden geçer. Güzel bilgi. Yani y eşittir 2x de x'e 0 verince y de 0 çıktığı için 0'a 0 noktası olan orijinden geçmek zorunda. Orijinden geçen doğru denklemlerinde sabit terim yoktur. Gerçekten de öyle. Y eşittir 2x. Başka bir sabit sayı var mı? Mesela y eşittir 2x artı 3 ya da y eşittir 2x eksi 8 gibi bir sabiti yok. Orijinden geçtiği için. Güzel. Heh, gelelim sadece sayıların grafiğine. Bazıları diyor ki hocam sadece sayının grafiği mi olur ya? Evet olur bakın. Bunların grafiğini çizin diyor. İlk başta şöyle bir x y koordinat düzlemi çizeyim. Rengimi de değiştireyim. Bak x eşittir 5. Her durumda x'in 5 olduğu noktayı bulacaksın. X 5 burası mı? X ekseninde evet bu çizgidir arkadaşlar. Hop. Şu şekilde y'ye paralel geliyor. X 5 x eksenini dik kesiyor tamam mı? X eşittir eksi 2. X'te eksi 2 noktasını buluyorum. Aha da burası. Dolayısıyla hop. X daima burada eksi 2'dir. Peki y eşittir eksi 1 ne? Y'de eksi 1'i bulurum. Burası. İşte bu. Bu da y eşittir eksi 1. İsterseniz yazayım. Y eşittir eksi 1. Bu neydi? X eşittir 5. Aha da bu x eşittir eksi 2. Bir de şunu bulmalıymışım. Y eşittir 3. Y'de 3 noktasını bulurum. Şurası 3 noktası olsun. Bu da y eşittir 3. Tabii ben burada 4 grafiği aynı anda gösterdim. Sadece birini sorduğunda, örneğin x eşittir eksi 2'yi sorduğunda sadece bunu çizip bırakacaksın. Bitti. X eşittir a biçimdeki doğrular y eksenine paraleldir. Evet öyle dedik. Y eşittir b biçimdeki doğrular da x'e paralel. Hakikaten y eşittir 3 demişti ya. Mesela şu. X eksenine paraleldir. Tamam. Yani kendi eksenine dik oluyor. Hani x eşittir 5 dediği zaman anla ki bu doğru x eksenine dik olacak. Flat. Gelelim şunun grafiğini çizmeye. Bu sefer sabiti var. Y eşittir 2x. Şöyle yazayım. Y eşittir 2x artı 6. Biz neyi biliyoruz? X'e değerler vereceğim. Y'ye bağlı değerler bulacağım. Ve o değerleri noktalarını işaretleyip gidip birleştireceğim. Bak en kolayı x'e 0 ver. X 0 olduğunda y eşittir 2 kere 0'dan 0 artı 6 ekle 6. Y eşittir 6 olur. X 0 olduğunda y 6 olur. Yani x'in 0 y'nin 6 olduğu noktadan geçer. X'in 0 y'nin 6 olduğu nokta y ekseninde 6 noktasıdır. Buraya gelelim. Şimdi şöyle yapalım. Başka değerler vermiş. Onlara göre de gidelim. Mesela bu sefer diyor ki y'ye 0 ver. Verelim. Y 0 olsun. 0 eşittir 2x artı 6'dan 6'yı karşıya at 2'ye böl. X eksi 3 çıkar. Y 0 olduğunda x eksi 3 olmalı. Yani eksi 3'e 0 noktasından da geçer. X'in eksi 3 y'nin 0 olduğu nokta neresi? Burası. Sallıyorum hani burası olsun yani. Bu noktadan da geçer. Bak bu ikisini buldun ya. Şimdi birleştirip çizebilirsin. Çünkü diğer noktaları bulman şart değil. İki nokta sana yeterli. Buldum ne olacak hocam? Aha bak bunu birleştirdiğin zaman işte bitti. Bu y eşittir 2x artı 6 noktasıdır. Bu kadar. Bu yeterli. Bunları da ya bulmaya gerek yok. Salla işte. Olayı anladın yani. İki nokta buldun. He hocam ben şunu bulsaydım. Bununla bunun değerlerini bulup işaretleseydim aynı şey olurdu ama en kolayı en kolayı şudur. Bir denklem verildiğinde eksenleri nerede kestiğini bulursan ve o eksenleri birleştirirsen olay biter. En kolayı x'e 0 verip y değerini bulmak. X'e 0 verdik y'yi 6 bulduk. Sonra y'ye 0 verip y'ye 0 verirsem x'i de eksi 3 buldum. İşte bu noktaları
işaretlemek. X'in eksi 3 y'nin 0 olduğu nokta burası. X'in 0 y'nin 6 olduğu nokta burası. Bu iki noktayı bulup birleştirdiğin an grafik bitmiştir. Yeterli. Diğer noktalara salla. Gerek yok. He, bulsan da olur ama niye uğraşıyorsun ki Allah'ın sesin? İki nokta yeterli diyoruz değil mi? Üçüncü, dördüncüyü kim ne yapsın? Gelelim buraya. Sana grafik verilmiş olabilir. Der ki şöyle bir grafiğim var. Bunun hangi denkleme ait olduğunu bul derse ne yapacağız? Bu noktaları arkadaşlar, şu eksenleri kestiği noktaları götürüp denklemde yerine yazacağım. Bak, burası x'in 4, y'nin 0 olduğu nokta değil mi? Demek ki denklemde x yerine 4 yazınca y 0 çıkmalı. Bak, gelip şurada yazıyorum. X yerine 4 yazıyorum. Y'de 0 oluyor mu bakalım? 4 eksi 0 artı 2 eşittir 0. Doğru mu çıkıyor? Burası ne yapar? 6 eşittir 0. Olmadı. Sağlamadı. Saçma çıktı. Olmaz. Buraya geliyorum. X yerine 4 yaz. 4 kere 2 8. Eksi y yerine ne yazmalıyım? 0 eşittir 2 mi? Hayır. Bu da saçma. X y. Önce y demiş. Y nedir? 0. 2 kere 0 0. Eksi x nedir? 4. Eşittir 4 mü? Eksi 4 artı 4 eşit değil. Yanlış. X yerine ne yazıyorum? 4. Artı y yerine ne yazıyorum? 0. Eşittir 4 demiş. Doğru. Yapıştır. A şıkkıymış. Bak, bu noktada onu sağlar ha. Bak, burası nedir? X'in 0, y'nin 2 olduğu. Yani y yerine 2 yazarsan x 0 çıkacak. Bak, y yerine 2 yaz. 2 kere 2 4. X yerine de 0 yaz. 0 artı 4 4 yapar. Yine doğru. İşte eksenleri kestiği noktaları götürür yerine yazarsan en kolay yöntemi budur. Sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceksin. Tamam. İyiymiş hocam, kolaymış diyorsun. Aferin. Arkadaşlar, ancak soru çözdüğünüz zaman konuları çok iyi anlayabilirsiniz. Bol bol soru çözmeniz için hazırladığımız tüm kaynakları şenolhocamazda.com'da ve kitapçılarda bulabilirsiniz. Hepinize iyi dersler. Bak, bu da bizim 8. sınıf matematik soru bankamızda. Sayfa 225, 5. soru. Ha, bu arada biliyorsun, öğrendiğin şeyleri çok iyi pekiştirmen için bol bol soru çözmen lazım. Nerede o soru bankamız? Gel burada. Arkadaşlar, soru bankamızı alıp pratik bilgileri de kullanarak, bakın burada çok fazla pratik bilgisi var, soruları çözebilirsiniz. Hem liseye giriş sınavına uygun, hem de okuldaki derslerinize yardımcı. Genco ile beraber kitabı kullanabilirsiniz. Şenolhocamağaza.com'da, kitapçılarda ve kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Şimdi demiş ki, B noktası şu, C noktası şu, aşağıdaki doğruların hangisinin üzerindedir? Hayda, ben nereden bileyim şimdi hangisinin üzerindedir? Tutup bütün noktaları nereden geçtiğine mi bakacağım? Hayır. Madem ki, bak, sallamasyon bir grafik çiziyorum. Şu grafik, şu x, y koordinat düzlemi olsun. Bu da benim doğrumun grafiği. Doğrusal, zaten doğrusal dememizin sebebi düz bir doğru olduğu için arkadaşlar. Bunun hangi noktaları barındırdığını anlamak istiyorsan, bu noktaları bu doğrunun denkleminde yazacaksın. Doğrunun denkleminde sağlamalı. Nasıl yani hocam, hiçbir şey anlamıyorum. Ya şu işte, bu noktayı getirip denklem değerini yazacaksın. Bu noktayı da getirip yazacaksın. Hangi denklemde iki noktada doğru olarak sağlanıyorsa o cevaptır. Bak, örneğin 7x artı 7 eşittir 0. X yerine eksi 1 yaz. Ne olur? Eksi 7 artı 7 daha 0 sağlar. Peki, bu noktayı sağladı. Buna bakalım. X yerine 1 yaz. 7 kere 1 7. 7 daha 14. 0 yaptı mı? Yapmadı. Demek ki bu noktadan geçmiyor. Bitti. Buna gelelim. X yerine eksi 1 yaz. Eksi 1 2 ile çarp. Eksi 2. Y yerine 3 yaz. 3 kere 2 6. Eksi 6. Eşit midir eksi 11'e? Yanlış. Bakayım, bir daha kontrol edeyim. Eksi 2, 3, pardon. 3 kere 3, 9. Bak, diyorum lan, bir yerde hata yaptım diyorum kendi kendime. 3 kere 3, 9. Eksi 9. Eksi 2, eksi 9 da eksi 11 mi? Oldu. B noktası bunun üzerindedir. Ama bu noktada onun üzerinde mi? Kontrol edelim. X yerine bu sefer ne yazıyorum? 1. Y yerine ne yazıyorum? 5. 2 kere 1, 2. Eksi. 3 kere 5, 15. 2 eksi 15, eksi 13 yapar. Eksi 11 mi? Hayır. Bak, İkisinin de bunun üzerinde olmasını istiyor. Biri bunun üzerinde ama bu onun üzerinde değil. C'ye gel. X yerine eksi 1 yaz. Y yerine 3 yaz. Y yerine 3 yazıyorum. Eksi, eksi 1'den dolayı artı 1 oldu. Cevap 4 mü? 4. Doğru. B bunun üzerinde. C'ye bakalım. X yerine 1 yaz. Şunu sileyim. Y yerine de 5 yaz. Y yerine 5 yazıyorum. 5. Eksi. X yerine de 1 yazıyorum. 1 eşittir 4. Aa, doğru. Her ikisi de C denklemine uyuyor. Demek ki her ikisi de bu denklemin üzerindedir. Yani bu doğrunun üzerinde. Biri şurası da atıyorum. Biri şurası da sallıyorum. Ha, burada değil yani. Bu noktalar için vermediğim örneği. İkisi eğer ki bu doğrunun üzerindeyse, bu doğrunun denklemine yazıldıkları zaman doğrunun denklemini doğru çıkarırlar. Bu kadar basit o. Fırlatalım ve ders bitmiş arkadaşlar. Instagram'da Şenol Hoca'dayım. Tüm videolar gelmeye devam edecek. Kanala abone olabilirsiniz. Kitapları şenolhocamazda.com'da, kitapçılarda, kırtasiyelerde bulup kullanabilirsiniz. Ve şunu unutmayın.
matematik öğrenmek istiyor musunuz? Evet hocam, deli gibi istiyoruz. O zaman kesinlikle ve kesinlikle videoları hem yazarak çalışmalısın hem de bol bol soru çözmelisin. Yani matematik soru çözerken izlenilir. Pardon. Matematik soru çözerken öğrenilir. İzlerken belli bir yere kadar öğrenebilirsin. Soru çözmek bilgiyi kullandığın için kalıcı hale getirir. Hadi diğer videolarda görüşelim. Bu arada ikinci video eğim. Eğimi izleyin, çok önemli. Hadi görüşürüz.